Selamlar dostlar. Bugün Kızılcahamam Salın Yaylası'na doğru yola çıktık. Bir günlük bir kamp serüvenimiz var. Güzel paylaşımlarla, içeriklerle geliyoruz. Beklemede kalın. Evet, günü bitirdik sayılır. Saat şu an 7 çeyrek geçiyor. Akşam yemeğinde bugün kokoreç tercih ettik biz. Kokoreç çuğurdan. Birazdan bunu yapıp yiyeceğiz. Abi, senin aradığın gün vardı ya işte. Odun sordu. Abi akşam saat 10 zaten odun bulamazsın o saatte. Gittim Gölbaşı'nda aspavaları gezdim. 3-4 tane aspavadan abi bir 4-5 tane kütük aldım. Yakacak kadar. Zaten evet. O güzel güzel kesmişler abi. Dedim hani gece uzun. Yakacak malzeme lazım. O kıskanacak bir tarafı. Gece yiyelim dedim. İstersen
aynı katta yaşayabiliriz. Yan oda boş. Allah bilir senin muhtarlıkta kaydın da yoktur. Fatura ödemek zorunda değilsindir falan. Hatta Arif'i tanıyorum dersen sana... Arkadaşın sağ olsun. Hoşlandı galiba ondan. Nereden? Yani kötü biri değildir de. Nasıl denir? Onun gönlü pek zengindir. Günaydın arkadaşlar. Şu an saatimiz 13 çeyrek geçiyor. Kalktık, elimizi yüzümüzü yıkayacağız şimdi. Bir de bir duş alacağız. Ondan sonra kahvaltıya birkaç arkadaşımız gelecek. Onları bekleyeceğiz. Devamında spor, trekking, yürüyüşler bugün böyle geçecek. Yine videolarla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Karpuz var, kavun var, hepsini yiyoruz. Ben salçalı domates alacaktım, senden alırdım gelir. Şöyle yedim, bir dünya var anasını satayım. Ne bileyim ben. 100 kilo aldım, 100 kilo da alacaktım. Yumurta domates olacak, ekliyorlar mı? Valla şu şey domateslerin hepsi var. Şunlar. Al. Büyük ya, bunu doğru al. Ye la, ye ne olacak. La çok büyük. La ye ne olacak la. Tuz ver o zaman. Tuz şeyde, sepetin içine alsana. Kameramana. Görmüştüm ama. Geçen kesip yapıyordum. Bak şeyine, kokusuna. Muazzam. Bu baharatlı. Salih hocam, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Oğlum boş yemin var ki lan. Hocam gerçekten lezzet. Ama üstünde ki boş yemin var ki lan. Damak tadınız muazzam. Ne adamsın? Evet, Salih çok acıktı. Allah'ım veremediğimiz şey Salih su ben yağ nasıl tüketti ya. Nasıl çok fazla profesyonel olmaya gerek yok. Çatal verin, ben sonra yemek yiyeceğim. Sonra gidiyor yağ nerede? Ne ver? Yeah, I went too far into my deep thoughts. And no matter how close I get, no matter what I did wrong, no matter what I say, I'm trying to catch that freedom. Thank you.
şurası yerleşim yeri köy galiba. Orası yayla. Yayla orası, gölet burası. Burası Salon Yaylası diye geçiyor. Tahmin edin kaç nüfus var burada? Yaşayan fazla yok diyor orada. Hane var da nüfus olarak fazla olmaz. Hane var ama 100 tane var diye. Ortam gerçekten müthiş. Bugünü kapattık sayılır. Birazdan odun toplamaya çıkacağız. Şu an keyfini çıkarıyoruz bu ortamın. Evet, gün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Akşam yemeği için ateşimizi yaktık. Şimdi salatayı yapıyorum. Birazdan ortaya böyle et, ızgara, köfte gibi karışık bir şeyler yapacağız. Ondan sonra bugünü inşallah bitireceğiz. Evet, ızgaramız son sürat devam ediyor arkadaşlar. İlk kuyruk yağını doğuda yedim. O zamanlar böyle masada et, kuyruk yağı, et, üst kat eti yedik. Yani ikinci katı da et niyetine yiyorum ama et nasıl güzel, ekmeğin arasına falan koyuyorum. Abi masadan bir uyardı. Oğlum dedi biraz et yalan dedi, kuyruk yağının hepsini bitir dedi. Ben de ne bileyim abi, benim et diyelim kuyruk yağıymış ama nasıl güzel, ne kadar yumuşak bir et falan diyorum ben de. Kuyruk yağı çok lezzetli. Abi aşırı lezzetli. Aşırı severim. Bu iç yağ değil. Yani millet fazla iç yağ olarak bunu görüyor ama öyle zannediyor ama. Yok yok. Bu kuyruk yağ. Bu olayı bunlar farklı. Evet, kampın en güzel yanı da ateş başında artık akşam oluşudur. Bu saatler çok kıymetlidir. Şimdi Burak'tan güzel bir şarkı dinleyelim. Abi evin misin? Evet, mikrofon sende. Peki abi. Akşamları bir başka. Abi aslında bizim Azer Bülbül falan dinlememiz lazım ateşin başında yani. Bunlar bize yaramıyor abi. Günaydın arkadaşlar. Saat şu an kaç? Bakıyoruz. Bir, kahvaltıyı biraz geç yapıyoruz. Ateşimizi yaktık. Şimdi kahvaltı hazırlıklarına başladık. Öyle.